Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Aksaray Ihlara kasabasından sesleniyoruz. Sektörün en iyilerinden birine Güngör Petrol'e konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Mustafa Güngör bulunmakta. Bakalım bize sektörüyle ilgili ne gibi bilgileri aktaracak. Merhabalar Mustafa Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Mustafa Bey vermiş olduğunuz hizmetler öğrenin. Sizlerle burada sohbet edeceğiz, bilgi edineceğiz. Ama öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Mustafa Güngör kimdir? Kaç yıldır bu sektörün içerisinde? Mustafa Güngör, 1956 doğumlu. Ihlara doğumluyum. Hı hı. Aksaray'ın Ihlara'da. Yurt dışında 45 yıldır yurt dışındayım. 71'den beri, 2 yıldan beri bu sektörün içerisindeyim. Burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir Mustafa Bey? Burada vermiş olduğumuz hizmetler akaryakıt hizmetleri var, oto tamir hizmetleri var, parça hizmetleri var, kantar hizmetleri var, lokanta, fast food, mangal hizmetlerimiz var. Burası aslında sadece akaryakıt istasyonu değil, biraz da dinlenme tesisi üzerine kurulmuş bir yer. Hem karnımızı doyurabileceğimiz, hem aracımızın ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz, hem de yakıt alabileceğimiz ve marketimizden alışveriş yapabileceğimiz bir yer. Peki burada hizmetlerimizi verirken nelere dikkat ediyoruz? Disiplin, güler yüzlü, temizlik ve kaliteli hizmet. Dikkat ediyoruz burada. Evet. Şu an peki kaç metrekarelik bir alanda ve kaç kişilik bir kadroyla hizmet veriyoruz? Şu anda 4 kişiyle hizmet veriyoruz. İnşallah 3 kişi daha lokantaya gelecek. Aşağı yukarı 3000 metre üzerinde bir alanda hizmet veriyoruz. 3000 metre üzerinde bir alanda hizmet veriyoruz. Evet. Peki biz müşteriler olarak akaryakıt hizmeti almak istediğimiz zaman nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir uzman olarak bunu sizden dinleyelim. Valla önemli olan önce petrolün güvenliği, yani şirketin güvenliği olması lazım, fiyatlar olması lazım, kalite olması lazım. Hani ucuz diye kalkıp da başka yerden aldığın zaman şikayet edeceğim bir sektör olmuyor. Yani ucuz diye sonuçta her yerde petrol fiyatları birebir neredeyse. Birebir aynı, şu dönemde aynı. Gerekiyor. Evet. Ucuz diye de gidip almamak gerekiyor. Müşteri olarak biz bunlara dikkat etmemiz. Evet. Hem devlete hem çalışanlara yardımcı olması lazım vatandaş. Çünkü ucuz diye alıyor. Devlete vergi ödemeyen insanlar var. Sizin gibi bu sektörde faaliyet gösteren birçok firma var Mustafa Bey. Müşterileriniz sizi neden tercih etmeli? Tercih sebepleri neler olmalı? Valla işte temizlikti, başta dediğin gibi güven, önemli olan güven. Hı hı. Ailesiyle geldiğinde güvenli bir yer araması lazım. Hı hı. Güvenli bir akaryakıt alması lazım. Şikayeti olduğunda gelip buraya bir hani sorunlarını giderecek bir şey olması lazım. Hani o yüzden karşısında bir yetkili yerini bulması lazım. Evet. Olmalı. Siz de bu yüzden tercih ediyorlar diyebiliriz. Mustafa Bey, her sektörde olduğu gibi sizin sektörünüzün de sıkıntıları olduğunu düşünüyoruz. Akaryakıt sektörünün sıkıntıları nelerdir? Bunları sizden deneyelim. Piyasada bol miktarda ucuz, kalitesiz akaryakıt bulunmakta. Kalifiye eleman sıkıntısı. Aynı zamanda iş bilmeyenlerin akaryakıt sektörüne hizmet vermesi. Akaryakıt hizmetine hizmet vermesi. Sektörün sıkıntısı aslında. Evet. Peki, sektörün sıkıntıları bunlar. Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalarla sektörün en başarılı isimlerinden biri oldunuz. Güngör Petrol olarak. Bundan sonrası için geleceğe yönelik plan ve projelerimiz nelerdir? Kalanlar artık zaman gösterecek. İnşallah zaman olursa bazı restoran bölümlerine bazı yerler yapacağız. Nasip olursa şelale biçiminde, oturma bölümleri yakalara, herhalde gördünüz orayı. Oralara bir şelale biçiminde 3-4 katlı bir yerler ahşaplardan hani çevreyi bozmayacak şekilde şelali, ışıklı bir yer yapmayı planlıyoruz. Yenilerek büyümeyi hedefliyoruz aslında. Peki buradan Mustafa Bey son olarak sevgili izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Tercih ettikleri sürece biz buradayız. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu sohbet için başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Aksaray'dan, Ihlara kasabasından, Güngör Petrol'den şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarımızda.